Efendim merhabalar herkese. Bugün Almanya seçimlerinden bahsedeceğim. 26 Eylül'de federal seçimler var ve Berlin'de de olacak seçimler. İki eyalette daha var, iki küçük eyalette. Onlarla pek ilgilenmiyorum ben. Berlin eyaletinde yaşadığım için Berlin seçimleriyle ve genel olarak da federal Almanya Cumhuriyeti'nin seçimleriyle ilgileniyorum. Yani öncelikle şunu söylemek lazım. Merkel gidiyor. Yani Angela Merkel'in gitmesiyle yeni bir Almanya bizlere bekliyor. Bakalım ne olacak? Yani bunu ancak yaşayarak göreceğiz. Çünkü Angela Merkel gerçekten lider bir kadındı. Sözü dinlenen bir kadındı. Dur duruşu sağlam bir kadındı. Yani Türkiye'ye çok destek, Türkiye'ye demeyelim de otokrat rejime çok destek oldu. Erdoğan'ı gerçekten çok destekledi. Keşke yapmasaydı. Keşke Türkiye'nin demokrat değerleriyle daha çok bir arada olsaydı. Keşke Türkiye'ye gittiğinde muhalefetle de görüşseydi, gazetecilerle de görüşseydi, işte Kürtlerle de görüşseydi, mülteci temsilcileriyle de görüşseydi falan filan. Bunları yapmadı. O gitti işte sarayda, işte o altın koltukta oturdu falan. Nahoş. Onun dışında ama Almanya'daki duruşu Angela Merkel'in, yani Almanya de yaşayan bir Türkiye kökenli insan olarak söylemem gerekirse ben razıyım. God da razı olsun. God işte onların Allah. I. Böyle yani ama gidiyor. Yani nasıl anlatayım? Şeyi hissediyorum yani onun yokluğunu hissedeceğimi. Bu gerçekten yani bir vatandaş için çok önemli. Hani sanki orada bir koruyucu bir kalkanlı yani. insan hakları adına, ezilenlerin hakkı adına ki bu SDU'lu yani Hristiyan Demokrat Parti'nin başbakanı. Öyle sol parti falan değil yani. Bildiğin en sağdaki partilerden biri yani SDU'nun bir sağ kanadı var ki AFD gibi yani. Dolayısıyla Angela Merkel gerçekten çığır açtı. Mesela SPD'nin oylarının düşmesi SPD buradaki CHP gibi işte Sosyal Demokrat Parti. Angela Merkel'in SD yolu ama SPD'li gibi. İmamoğlu gibi yani İmamoğlu nasıl CHP'li ama işte gidiyor Yasin okuyor işte camiinde falan. Anladın mı yani? Siyaset böyle yapılır. Türkler mesela Selahattin Demirtaş'a kızıyorlar. Ya yani bu kadar da sert olmasaydın işte kapalı kapılar arkasında işi görseydin falan diyor. Öyle bir şey var yani böyle diyenler var. Hepsi demiyor. Bazıları da iki ki falan diyor. Ama siyaset dik durmak değil ki yani. Dik durmak başka bir şey yani. Siyasetçi çakal olur, çukal olur yani. Senin karşında her türlü dümeni çeviren herif var. Sen diyorsun ki işte bütün etik ve ahlaki kurallar. Etik ve ahlaki kuralları bir halkın sanatçıları falan yapsın yani. Gerçekten siyasetçi en sahtekar adamlardan seçilsin. Önemli konularda. Valla bak. Yani ben öyle şey bir siyasetçi tanımıyorum yani böyle etik etik. Neyse yine ben bu Türkiye'den kurtulamıyorum kardeşim. Kurtulamıyorsun hocam ya. Ulan nasıl yapacağım ben bilmiyorum ki ya. Şimdi Merkel gidiyor. Merkel'in yerine Armin Laschet adında Nordrhein Westfalen Almanya'nın bir eyaleti. 16 eyaletten biri. Oranın başbakanı. Sevilen bir siyasetçi orada falan. Ilımlı da biri. Yani Türkiye'ye bakışı fena değil. Yani buradaki Türklerle de hani de okey. Yani ne bileyim hani yerel seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları oy kullansın demiyor da. Ya da işte çifte vatandaşlığa okey demiyor da. Ya da işte yani çok fazla bir şey vermiyor ama seviyorum diyor. Hani hiç çiçek almayan sevgili olur. Seviyorum der ama hiç çiçek almadı yani anladın mı? Öyle bir herif bu. Yalnız bu sel felaketinden Nord Ostrem bir güldü bu böyle <laughs> falan kıkır kıkır şeyler. Steinmeier konuşurken bunun oyu bayağı bir düştü. Bunun oyu düştü. CDU'nun oyu da birlikte düştü. Yani Almanya'da partilerin ne kadar liderlere bağlı olduğunu bu defa gördük. Yani CDU işte kurumsal bir partidir falan. Yani devlet partisi gibi yani. Bizde nasıl mesela Özay gitti, Anap bitti, şimdiki gidecek, bununki bitecek. Bu da yani Merkel gitti, partisinin oyu %20 düştü. Yani Merkel'e kamuoyu desteği %50 iken partisi şu anda %20'lerde hatta %30 daha az yani Merkel. Dolayısıyla Merkel'in partisinin durumu iyi gitmiyor. Bu arada Merkel'in bir de ortağı var, CSU, CDU artı CSU. CSU bir Bavyera partisi, Bavyera da 16 eyaletten biri. Aralarında bir anlaşma var. CDU Bavyera'da rahat bırakıyor CSU'yu seçimlere girmeyerek onlar orada iktidar oluyor. CSU da federalde girmeyerek CDU'ya destek oluyor O da burada iyi oluyor. Böyle bir aralarında bir şey var yani bir karşılıklı bir anlaşma var. CDU cephesi öyle. SPD de ilginç. Şu andaki finans minister yani maliye bakın Olaf Scholz'u aday gösterdi Kaldılar. Buzdolabı gibi bir adam. Böyle CIA ajanları gibi. Buz gibi bir herif yani. Ve şu anda en fazla oyu alacak gibi görünüyor. Hem kendi oyları. Tabii kendi oy alacak derken partisinin de oylarını yukarıya çıkardı. SPde dolu dizgin geliyor diyebiliriz. Yani muhtemelen SPD hükümeti kuracak. Ha CDU ile mi kurar? Yeşiller ve FDP ile mi kurar? İşte kırmızı, yeşil, sarı diyorlar. Kırmızı SPD'nin rengi. Siyah CDU'nun, yeşil yeşillerin, sarı FDP'nin, AFD mavi falan işte öyle. Linke, linke neydi? Bilmiyorum işte. Linke de sol yani. O HDP gibi. Türkiye'deki HDP gibi. Kimse onlarla koalisyona falan yanaşmıyor. Tabii AFD ile de. Eyaletlerde bir görüşmeler falan oldu ama genel olarak federalde herkes çok mesafeli AFD'ye. Neyse ona geleceğim. Yani SP'de muhtemelen Olaf Scholz rüzgarıyla birlikte hükümeti kuracak. Yeşiller işte Baerbock diye bir kadın geldi. O da olmadı. Tutmadı o şey. O ne o? Kumaş. Habeck olmadı. Eş başkanlık isteği var onlarda. Robert Habeck çok daha başarılı bir siyasetçiydi ama onlar Baerbock'u seçti. işte yeşilli ya bunlar yani. Yani Angela Merkel gibi bir kadın Ondan sonra böyle hani CVC ile oynamış. işte doktora tezinde intihal yapmış. Garip bir kadın. Ya yani çevre diyor başka bir şey demiyor. Millet aç. Ev yok burada. Kimin çevreyle ne işi var yani? İşte Almanya nükleer santralleri kaldırıyor. Türkiye nükleer santralin inşa ediyor. Amerika Beşik Devletleri atom bombası deniyor adalarında. Rusya anasını ağlattı dünyanın doğalgaz sahalarıyla. Bizim Yeşiller Başkanı diyor ki ben çevre diyor. Bisiklet iyi diyor. Arabalar iptal diyor. Ya abla geç. Dünya ne diyor sen ne diyorsun yani anladın mı? Almanlar salak mı yani o kadar? Olmadı. Yani onun liderlik hayalleri suya düştü ki direkt şansölye adayı olarak tarihinde ilk yani Yeşiller. Yeşiller bir çevre hareketinden buraya gelmiş bir parti olmuş bir şey yani. 90'larda meydanlarda toplayıp çevre, iklim falan diyorlarmış. Greta Thunberg gibi. Ya önemli tabii. Ama kimin umurunda anladın mı yani? Yeşiller'de öyle. FDP'de Linna diye bir adam var. Herif. Allah'ı kitabı para. Yani işte hep zenginlere yönelik konuşuyor. Liberal parti bu. Ve şunu diyor. Yüksek gelir grubundan vergileri düşüreceğim diyor. Biz diyoruz varlık vergisi koy. O varlık vergisi vergisini bırak. Yüksek gelir grubu çalışanların %40 falan olan bir vergisi var. Onu düşürecekmiş. Şimdi bütün beyaz yakalılar oraya yöneldi. %13-15 oy alacak yani. Sırf bu hani sosyal devlete karşı çıkmasıyla esasında yani. AIF'te de aynı vaatler var ama AfD işte korona yoktur falan diyen geri zekalı heriflere döndüler yani onunla Zipartisi Partisi hep bahsediyorum ya. Ne koronası falan diyor herif yani. E ne koronasını gördün işte milyonlarca insan öldü. Böylece salak oldukları ortaya çıktı yani. Korona AIF'te'nin turnusol kağıdı oldu. Salak turnusu oldu. Tam olarak öyle yani. Ama bir taraftan yine %12-13 oy alıyorlar yani özellikle Doğu Almanya'dan. Yani adamlar bir gelse şafak yok. Öldü şafak. Şafak ve gibilerin işi bitti. Ya da Türkiye'den buraya gelmek isteyenlerin işi bitti. Sınırları kapatmak istiyorlar. Avrupa Birliği'nden çıkmak istiyorlar. Euro'dan çıkmak istiyorlar. Alman vatandaşı olmayanlara sosyal yardım vermeyeceğiz diyorlar. Almanca bilmeyenler ilk okula başlayamaz diyorlar. Mültecileri sınır dışı edeceğiz diyorlar. Böyle bir durumda Almanya seçime gidiyor 26 Eylül. Berlin'de de Franziska Giffey var. Bu SPD'li şeydi işte aile bakanıydı. Doktora tezinde kopya çekti diye istifa etti. Biz gidecek sandık. Aile bakanlığından istifa edip gelip Berlin belediye başkanı da yoldu. Eski Almanlık da yok hoca yani. Almanlık da götü başı oynatmaya başladı yani. Şey diyor artık biliyorsunuz benim suçumu. Ben bununla sizin karşınıza çıkıyorum. Yani Google yokken doktorasını da kopya yapan günümüzde neyi ne kadar çalacak onu biz de bilmiyoruz yani. Ha çalamaz da yani anladın mı? Yani, yani zaten doktora tezinde intihar yapmak büyük bir suç. Burada bir sürü insan, bir sürü gözde siyasetçi sırf doktora tezinde intihar yaptığı için siyaseti bıraktı. Senin ne, ne fazlan var? Güçlü kadın. Bir şekilde lobiler Burada da lobiler var. Atlantikçiler var, Mercedesçiler var, otomotivciler var. İşte enerji sektörünün destekledikleri var. Neler neler dönüyor. Burada Volkswagen'in bir binası var. 5 milyon euro kira veriyorlar. İçeride 50 kişi çalışıyor. Ne yapıyorlar biliyor musun? Meclise çok yakın. Unta der Linden'da. Tek işleri siyasetçilerle yemeğe çıkmak. Lobi yapmak yani. Beni mi gelip bana mı rüşvet veriyor? Hayır. Siyasetçileri yemeğe götürüyor. Bir Rolex veriyor. Bir para veriyor. Yani Almanya'da sokakta rüşvet yok. Onun rüşvet veremezsin. Zabıtaya yani polise veremezsin. Trafik polisine veremezsin. Onun dışında yukarılarda anamızı ağlatıyorlar. Nitelikli göç yasasına ne olur? Valla bence o devam eder. Çünkü Almanya'nın gerçekten kalifiye elemana ihtiyacı var. Şimdi Türkiye'den gelen arkadaşlarla konuşuyorum. Diyorlar ki bizi çok çalıştırıyorlar. Soruyorlarmış üstlerine, müdürlerine falan. Ya çok çalıştırıyorsunuz Almanya'yı böyle bilmiyorduk. Türkiye'de çalışmıyor muydunuz diyormuş. Ben bir kere bir videomda söylemiştim. Göçmenlik gelin olmak gibidir. Baban eğer evde güçlüyse yani ağanın kızıysa gelin gittiğin evde ona göre davranırlar. Derler ki o bu ağanın kızı. Hani bir artistik yaparsak kız çeker gider. Ya da ağa bize bir ceza verir. Ama garibanın kızıysan ezerler. Geri gidecek durumun yoktur. Katlanırsın. Şimdi bizim a olmadığı için eski ağalığımız yok bizim. Biz gariban bir ülke olduk yani. Millet oradan buraya kaçıyor yani. Geri nasıl gidelim? Almanlar bilmiyor mu bunu zannediyorsun? Biliyor. Ve o yüzden yeni gelenleri siz Türkiye'de de böyle çalışmıyor muydunuz kardeş diyorlar. O yüzden bu tip adamları kalifiye tabii Türkiye'de okumuş bir herkes buraya getirip kullanacaklar, yapacaklar bunu yani. Kötü mülteci, tırnak içinde söylüyorum onlar için söylüyorum. Benim için iyi kötü insan yoktur ama kötüleri, çürük karpuzları geri gönderecekler. Tatlı, büyük ve kırmızı karpuzları kendilerine alacak. Kapitalizm böyle çalışıyor. Ancak bugün Emrah Çilesun'la buluştuk. Emrah abiyle güzel bir Kreuzberg turu yaptık. O da aynı şeyi düşünüyor. Ben de aynı fikirdeyim. Türkiye'nin eli güçleniyor. Yani Erdoğan gidecek zannediyorsanız yani yaşarsa gitmeyecek. Ya da onun zihniyeti devam edecek. Neden? Çünkü Türkiye bu Afgan meselesinden sonra yine yükselişe geçti. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile görüşmeye başladı. Taliban Türkiye ile görüşüyor. Merkez gidip Taliban'la görüşecek. gel yok ya Dora şöyle düşün. Bizimki görüşürüz diyor. Orada o mülteci pazarı devam ediyor. Bir taraftan inanılmaz bir genç nüfus. Bir taraftan acayip bir potansiyel bir para harcayan bir halk. Bir taraftan turizm. Bir taraftan maden ruhsatlarıyla zaten bütün ülke kevgire dönmüş. Bütün dağlar satılmış, ovalar satılmış. Hepsi açılmak için bekleniyor falan. Yani Türkiye önümüzdeki günlerde fakir insanından bahsetmiyorum. Türkiye'nin o kaymak tabakası parayı Avrupa'dan fazla fazla almaya devam edecek. Yani kazanan şu seçimlerden sonra göreceğiz. Türkiye'nin otokrat rejimi olacak. Eli daha çok güçlenecek. Gidecek zannediyorsanız hiçbir yere gitmeyecek. Hilafeti de ilan edecek. Türk İslam Cumhuriyeti'ni de ilan edecek. Alkolü kökten de yasaklayacak. Turiste muriste verir. Turist parası çıkarır. Turist parasıyla ancak alkol alırsın. Yapacak. Diyeceksin ki ya sallıyorsun ne diyorsun burada hiç öyle durumlar... Ya bu benim fikrim. Belki de bir kısmı yapacak ama yapacak. O hilafeti ilan etmeden ölmek yok ama. Alman seçiminden nasıl buraya geldim bilmiyorum. Ha yani şeyi söylemeye çalışıyorum. Alman seçimlerinden sonra muhtemelen Türkiye'ye bir sürü kaynak akacak. 7 trilyon euro Avrupa Merkez Bankası'nın kasasında kilitli bekliyor. 7 trilyon dolar Amerika Birleşik Devletleri'nin Merkez Bankası FED'de kilitli bekliyor. Bu paralar nereye akacak hocam? Çin'e gidecek, Türkiye'ye gidecek. Yani çünkü oralarda kaynaklı. Yani burada kimse çalışmıyor ki abi. Çalışmıyor yani. Adam dükkan açmış fıstık gibi bir acıt kendi çalışıyor. Çalışacak adam yok diyor falan. Abi koysana başına birini ya. Almanca bilen adam yok diyor. Bira ya. Bar bar bira verecek ya. I'm be ya. Bitti şu bu. Yok. Ve tabii dünyanın dengesinin Çin'e kayması durumu yani o da. Yani işin bir parçası da o yüzden onu da söyleyeyim son olarak. Mesela eskiden dünyadaki 7 insandan biri Çinliymiş. Çin'in dünya ekonomisindeki durumu %1'miş. Şimdi yine 7 insandan biri dünyadaki Çinli ama Çin Halk Cumhuriyeti dünya ekonomisinin %14'ünü yönetiyor bu giderek artıyor. Çin hepsine geçip gidecek. Şimdi Avrupa, Batı, Amerika burada. Çin burada. Ortada kim var abi köprü? Türkiye. E kimi güçlenecek? Türkiye'nin güçlenecek ya. E kim yönetiyor Türkiye'yi? Şimdikiler. Şimdi sen şey diyorsun değil mi? İşte ekonomik kriz var işte İstanbul ev kiraları artıyor falan. Artsın abi. Onlar küçük işler. Dünyada kim küçük işlerle ilgilenmiş? Kim fakirin fukaranın derdiyle yanmış? Yukarıda kim ne götürüyor? Yukarıdaki işler nasıl yürüyor? Ona bakmak lazım. Yine ulan nereden izledik bu herifi moralimiz bozuldu diyorsunuz değil mi? E ben böyle moralim bozuk geziyorum. Sizin niye moralinizi bozmuyor? <laughs> Bencil olmayın. Dertlerimizi de, hüzünlerimizi de, kederlerimizi de paylaşalım. Hoşçakalın efendim. Tabii böyle bir şey mümkünse.